Herkese merhabalar, ben Muhammed Kocaoğlu. Sistem ve Log ile eğitim serisinin 11.si ile beraberiz. Bu derste sistem ve logda döngüler konusunu anlatacağım. Başlık her ne kadar sistem ve logda döngüler olsa da herhangi bir donanım tanımlama dilindeki döngü mantığını merak eden bir kişi bu videoyu izleyebilir. Çünkü döngü mantığı bütün donanım dillerinde hemen hemen aynı. Sebebi ise yazdığınızın donanımsal bir karşılığı olmak zorunda. O yüzden mantıkları benzer şekilde tasarlanmış döngüler. Bir VHDL'deki bir for ile Verilog'daki, sistem Verilog'daki for mantığı arasında hiçbir fark yok mesela. Tamamen aynı. Veya bunun bir türü var. Generate for diyor. Onu da ileride belki görürüz. Daha çok modül instantiate etmek için kullanılıyor. Birden fazla modül instantiate etmek için kullanılıyor. Onunla VHDL'deki for generate mesela tamamen aynı. Aynı mantık için kullanılıyor. Aynı amaç için kullanılıyor. O şekilde Hardware Description Language'lerdeki yani donanım tanımlama dillerindeki döngü mantığının hemen hemen aynı olduğunu söyleyebilirim. Şöyle System Verilog'da hangi döngüler var bir bakalım. Bunlar toplamda 6 tane for, repeat, while, do while, for each ve forever. Bu döngülerden for ve repeat şu ikisi bütün sentezleyici araçlar tarafından destekleniyorlar. Ancak 4 tanesi bütün sentezleyici araçlar tarafından desteklenmiyorlar. Desteklense bile bazı kısıtları var. O yüzden bunların çok kullanımı tavsiye edilmiyor diye okumuştum. Ben de daha çok for ve repeat üzerinde duracağım. Vado'da ben for'u test ettim. Repeat'i test ettim. For each'i test ettim. Bunlar sorunsuz bir şekilde çalışıyorlar. Yani sentezleniyorlar. Tasarım kısmında da kullanılabilir. Şu for each. Ben bunu da kullanmayı seviyorum. Bu for each ile yaptığımı for'la da yapabilirim ama for each de daha düzenli, daha okunabilir, anlaşılabilir oluyor. İki for'la iç içe yapacağım bir şeyi for each de tek bir satırda yapabiliyorum. Mesela iki boyutlu bir array örneğini vereyim. İki boyutlu array'in bütün elemanlarına ulaşmak için siz iki tane for'u iç içe kullanmanız lazım. Fakat tek for each kullanarak bütün array elemanları üzerinden geçebilirsiniz. Neyse bunları çok anlatmayacağım. Şu dördünü öğrenmek isterseniz internetten araştırıp siz öğrenebilirsiniz. Bir sonraki slayta geçelim. Bir sonraki slayt for loop. Burada for loop'u göreceğiz. For loop'un donanımsal karşılığını göreceğiz. Burada bir örnekte yazdım. Mesela şu for'un kullanımına bir bakalım nasıl bir yapısı var. For demişiz. Bir başlangıç değeri var bunun. Int tipinde. Int i eşittir 0, başlangıç değeri 0'mış. Nereye kadar gidecek? 8'e kadar. Başlangıç değeri 8 olup 0'a kadar da gidebilirdi. Ya da başka bir değere. Sonra bu i'yi ne yapmışız? Artı artı demişiz. Yani her seferinde bir artırmışız. I eşittir 0, 1, 2, 3, 8'e kadar gidecek. 8 olduğu zaman bitecek zaten. Burada şu increment operatöründe yazmışken bunun hakkında da bir hikaye anlatmak istiyorum. Bunun güzel bir hikayesi var i artı artının. Benim de hoşuma gitmişti. O yüzden sizlere de anlatmak istiyorum. Bu increment operatörü orijinal Verilog dilinde yok. Verilog yazan biri bilir. Siz i artı yapabilmek için i artı artı yani bir sayıyı bir artırabilmek için i eşittir i artı bir dersiniz. Buraya i artı artı yazamazsınız. Ya da i artı eşittir bir dersiniz. O zaman i bir artırılmış olur. Peki Verilog'a neden eklememişler bu operatörü? Sebebini öğrenince hoşuma gitmişti benim. Orijinal Verilog dili biliyorsunuz kaç yılında çıkmıştı? 1985 yılında tanıtılıyor ilk. Verilog dili yazarı da kim? Philip Morby diye bir adam. Philip Morby Verilog dilini geliştirirken C dilinden oldukça yararlanmış. Hatta Verilog, C dilindeki birçok operatör Verilog'a geçirilmiş. Geçirilmeyen operatörlerin ikisi de increment ve decrement. Yani bir artırma ve azaltma operatörleri. Yaklaşık 15 sene sonra System Verilog çıkıyor ve System Verilog komitesi bu dile increment ve decrement operatörlerini ekliyorlar. Bu System Verilog komitesi arasındaki kişilerden biri de şudur, Sutherland diye bir adam. Hatta onun bir kitabı da var. Onu da söyleyeyim. Ben ondan oldukça referans alıyorum. RTL Modeling with System Verilog for Synthesis and Simulation. O kitaba da bakabilirsiniz. Oldukça güzel bir kitap. Bu kitabı yazan kişinin System Verilog'a oldukça katkısı olmuş. Stuart Sutherland, Philip
Philip Murphy'ye, yani Verilog dilini geliştiren kişinin şirketine gidiyor. Orada sistem Verilog dilini tanıtacak. Sistem Verilog katkısı olan kişi, Verilog dilini geliştiren kişiye geliştirdikleri dili tanıtacak. Dinleyiciler arasında da Verilog geliştiren kişi de var. Yani Philip Murphy var. Bu arada Shutter Sutherland sunum yaparken Philip Murphy'ye soruyor. Neden bu increment ve increment operatörlerini eklemedin diye. Philip Murphy orada ellerini göğsüne bağlayıp eklemedim çünkü bu operatörleri sevmiyorum diyor. Yani orijinal Verilog dilinde bu operatörlerin olmayışının sebebi bu. Philip Murphy orijinal Verilog dilinin geliştiricisi bu operatörleri sevmediği için. Bu hikayeyi de anlatmış olayım. Sonra devam edelim. Burada parite eşittir. Parite XOR D in i demişiz. İyi mi? İ 0'dan 8'e kadar gidecek. 7'ye kadar gidecek. 8 dahil değil. Peki nasıl bir donanım oluşacak? Önce software'a bakalım. Software'de ne olur? Şimdi software'de sizin bir tane donanımınız vardır. Şöyle bu örneği şu şekilde vermek istiyorum. Bir tane EXOR donanımınız var. Siz bu DI'nin paritesini hesaplamak için ne yaparsınız? Değil mi? Bu EXOR'un üzerinden 8 defa geçersiniz. Nasıl geçersiniz? Paritenin mesela başlangıç değerini 0. Sıfırla DI'nin sıfırıncı elemanı. Sıfırı egzorlarsınız, sonuç sıfırdır. Geri beslendi. Sıfırla DI'nin birinci elemanını şöyle kalem alayım, pen diyeyim. Bakın birinci elemanını alırsınız, sonuç 1 olur. Sonrasında sıfırı alırsınız. Bakın sıfırı aldınız. Bak şuraya 1 geldi. Sıfırı aldınız. Sıfırla 1 yine 1 oldu. Sonra 1'i alırsınız. 1 ile 1 bu sıfıra döner. 1 ile 1 0. 0 beslendi. 0'la şurada mıydık? 0'la 1 önce pardon 0'la 0 şuraya geldi. 0'la 0 egzorlandı. 0. Sonra 0'la 1 egzorlanacak. 1, 1 ile 0, 1, 1 ile 0, 1. Sonuç olarak 1, 2, 3 tane 1 olduğu için 1, 1, 1 gibi düşünün. Şunlar birbirini götürecek. 1. Yani doğru. Paritimiz 1 olarak çıkacak. Software'de bir donanım var. Bu donanımın üzerinden 8 defa dönüyor. Peki bu donanımda nasıl oluyor? Bir ona bakalım. For loop in hardware. Aynı şekilde şu örneği verdim. Donanımda şu şekilde oluyor. Açıklamak için hepsini açtım. Yani nasıl bir donanım oluşturuluyor adım adım göstermek için. İlk adımda parity ile D in 0 egzorlanıyor. Temp 1'e atanıyor. Temp 1 ile D-in 1 egzorlanıyor. Temp 2'ye atanıyor. Temp 1'in değeri neydi? Parity egzor D-in 0'dı. Parity egzor D-in 0 egzor D-in 1 oldu. Bakın temp 2'nin değeri ne? Şu. Sonrasında bakın temp 2 buraya geldi. Temp 2 ile D-in 2 egzorlanıyor. O zaman temp 2'nin değeri neydi? Buydu. Bakın şu. Üstüne D-in 2 geldi. Bu şekilde devam ediyor, ediyor, ediyor. En son parity D-in 0, 1, 2, 3, 7'ye kadar. Ve en sonunda bu temp 8 parite yaptı. Bu şekilde mantığını düşünebilirsiniz. Bunların hepsi variable. Çıkışa hiçbiri gitmiyor. Çıkışa giden yalnızca bu parite. O şekilde bir mantık var. Buna daha detaylı bakalım. Software'de tek bir donanım dedik ama aslında bir FPGA'de bunu sentezleseniz kaç tane donanım oluşacak? Bakın FPGA'de toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane donanım oluşmasını bekliyoruz. En son ne olmuştu? Tem 8, parity 0, 1, 2, 3, 4, 5. Buna gelmişti değil mi? 7'ye kadar. Burada da onu aldım aslında. 8 tane EXOR'la bu işlemi yapmasını bekliyoruz. Parity hesaplamasını bekliyoruz. Yani şunun şuna açılmasını bekliyoruz. Bir sonraki slayta bakalım. Şematiği açtığım zaman şöyle bir sonuçla karşılaştım. Saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 tane EXOR donanımıyla bu pariteyi hesaplıyor. Software'de bir tane kullanıyorduk. Burada 8 tane kullanıyor. Parity buradan girmiş. D'in 0 gelmiş buraya. Parity ile D'in 0'ın sonucu D'in 1 ile girmiş. Bunun sonucu da D'in ikinci elemanıyla en son parity çıkışı hesaplanmış. Peki bunun dezavantajı ne olur? 8 tane donanım var, yollar filan. Burada combination gecikme
Fazla olur. Değil mi? 7 tane donanım var. Hepsinden geçiyor, öyle hesaplanıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi for repeat'e geçelim. For repeat nasıl bir donanım oluşturuyor? Bir ona bakalım. Bakın burada D-in var, D-out var. Ben bu D-out eşittir D-out artı D-in repeat 3 şeklinde bir örnek yaptım. Bakalım bu örnek nasıl bir donanım oluşturacak? Bunun mantığını anlamaya çalışalım. Bu repeat 3 dediğiniz 3 defa tekrar edecek demek. D-out eşittir D-out artı D-in. Peki ne olacak? Bakın şurada bunu deminki gibi açtım. Temp 1'e D-out artı D-in atandı değil mi? Sonrasında temp 1'in içinde artık D-out artı D-in var. Bu buraya geldi. Şimdi temp 1 ile D-in toplanırsa ne olur? Temp'in içinde bu vardı. D-out artı D-in artı D-in olur. Temp 2'nin ardında D-out artı D-in artı D-in var artık. D-out artı D-in artı D-in artı bir tane daha D-in geldi. Sonuç olarak D-out'a temp 2, temp 3 atıldığı zaman D-out aslında D-out artı D-in artı D-in artı D-in atılmış olur. Bu ikisinin şunla şunun siz şematiğine bakarsanız aynı şey oluştuğunu görürsünüz ki bakalım. İkisinde de böyle bir şematik oluştu. Ben Vivaldo'da baktım bunlara ve buraya da aldım. 3 tane toplayıcı kullanmış bakın. 3 tane donanım. Şimdi bir de jump statement'lere geçelim. Bu jump statement'lar system verilog'da bunlar da sentezlenebilir yapılır. Mesela continue, break, disable. Ben bunlara da şaşırmıştım. Hatta bunların sentezlenemez yapılar olduğunu zannediyordum. İlk videoda öyle de söylemiş olabilirim. Bunların da sentezlenebilir yapılar olduğunu öğrendim. Onu da söylemiş olayım. Bunların detayına çok girmeyeceğim. Şu continue'un, break'in, disable'ın, şu disable'ın karşılığı go to. Bunlar tamamen aynı. Go to mesela C, C++ yazan biri go to'yu duymuş olabilir. Ben hatırlıyorum. C++'da sanki vardı böyle bir şey. Bunun karşılığı disable. Şu disable'ın hele kullanılması RTL'de yani tasarımda hiç tavsiye edilmiyor. Bir de Shooter Sutherland'in kitabından biraz önce referans vermiştim. RTL Modeling with System Verilog for Synthesis and Simulation. O kitaptan şöyle bir görsel aldım. Bakın verification kısmı için, design kısmı için, tasarım kısmı için hangi yapıların olduğu. Tasarım kısmı için sentezlenebilir yapılar yazılmış. Break, continue, return, do while, case inside, aliasing, const. Bunların hepsinin sırası geldiği zaman enum, type def oldukça bunlar güçlü yapılar. Structures, unions ya çok tavsiye edilmiyor RTL modeling'de. Ama bunları hepsini anlatmaya çalışacağım zamanı geldiği zaman. Sentezlenemeyen yapılar ise anlatacaklarım benim. Hemen hemen hepsini anlatmaya çalışacağım ama şu an aklımda gördüğüm yani yakın zamanda anlatabileceğim en azından sentezlenebilir yapıyı anlattıktan sonra anlatacağım kısımlar. Classes, inheritance, strings, references, dynamic arrays, associative arrays, quiz, checkers. Şu quiz'i mesela ya da dynamic arrays. Bunları bir FIFO tasarımı yaptığımız zaman ileride bir FIFO tasarımı da yaparız. Güzel bir örnek olur. Quiz'le bir doğrulama kodunu yazdığınız zaman ne kadar kullanışlı olduğunu görürsünüz. Yani onları da o şekilde örnek üzerinde anlatmış olurum belki. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste de planım şu. Madem bu derste for loop'u anlattım. Repeat'i falan anlattım. Bunlardan biriyle alakalı bir örnek yapmak. Aklımda da şu an Gray coding, Gray'den binary coding'e, binary'den Gray coding'e çevirici kodu var. Benim bulduğum bir yerde. Orada for kullanılmıştı. Onu gösteririm. Hem Gray kodu anlatmış olurum. İleride FIFO'yu anlatırken de lazım olacak. Hem de for'u pekiştirmiş oluruz. Bu derste benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.